Beyninizin gücünü merak ediyorsanız bu video tam size göre. Size zeka seviyenizi ölçebileceğiniz 6 zorlayıcı soru soracağım. Beynimiz kendini geliştirmek için tıpkı spor salonuna giden vücut geliştiriciler gibi antrenman yapmalı ve sınırları zorlamalıdır. Bu videoda göreceğiniz sınırları zorlayan 6 soru gibi sorular beynimizi çalıştırmamıza yardımcı olurlar. Bu videoda zeka seviyenizi test edeceksiniz. Soracağım 6 sorudan kaçını doğru bildiğinizi aşağıya yorum olarak yazarak diğer izleyicilerle kendinizi kıyaslayabilirsiniz. Soru 1. Hangi rakamın eksik olduğunu bulabilir misiniz? Bunun için sadece 20 saniyeniz var. Eksik sayı 9 rakamıydı. Eğer bulduysanız videoyu beğenin ve diğer soruya devam edelim. Soru 2. Kibritlerden oluşan bu şekli değiştirmenizi istiyorum. Yapmanız gereken yalnızca 3 kibrit çöpünü kaldırarak aynı ölçüde 4 kare oluşturmanız. Bunun için sadece 15 saniyeniz var. Bu kibrit çöplerinden aynı ölçüde 4 kare oluşturmak için bu 3 kibrit çöpünü kaldırabilirsiniz. Soru 3. Bu gördüğünüz şekillere iyice bakmanızı istiyorum. Bu 32 şeklin yalnızca 2 tanesi aynı. Bu 2 aynı şekli bulabilir misiniz? Bunun için sadece 20 saniyeniz var. Bu resimde birbirleriyle tamamen aynı olan iki şekil işte bunlar. Soru 4. Matematikle eğer aranız iyiyse işiniz birazcık daha kolay olacak bu soruda. Görmüş olduğunuz basit gibi görünen bu işlemin sonucu ne? Sandığınızın aksine çok daha karmaşık bir işlem ve dikkat gerektiriyor. Bunun için sadece 10 saniyeniz var. Bu çok kolay gibi gözüken matematik işlemin cevabını 1 ya da 12 bulduysanız cevabınız yanlış demektir. Cevabımız 30 olmalıydı. Birinci satırın ve ikinci satırın sonundaki 1'in yanında artı işareti yok. Bunun anlamı satır sonundaki sayımız 1 değil. Aslında sayının devamı aşağıdaki satırda devam ediyor. Yani bu iki sayımız 11. Bu nedenle doğru cevabımız 30. Soru 5. Bir mantık sorusuyla devam ediyoruz. Yağmurlu bir günde evinden işine gitmek isteyen adam yolda yürüyor. Hazırlıksız yakalanan bu adamın yanında ne bir şemsiye var, ne bir yağmurluk, ne de başını kapatabileceği başka bir şey. Ama adam işe vardığında saçları hiç ıslanmamıştır. Bu nasıl mümkün olabilir? Bunu çözmek için sadece 15 saniyeniz var. Adamın yol boyunca saçlarının hiç ıslanmaması için saçlarının olmaması gerekir. Saçlar olmadığı için de doğal olarak saçları ıslanmayacaktır. Kısacası adam kel. Soru 6. Bu resimde kaç tane üçgen görüyorsunuz? Bunun için 15 saniyeniz var. Bu resimde toplam 7 tane üçgen var. Hepsinin şekilleri ise karşınıza. Sorularımızın hepsi bitti. Bu 6 sorudan kaç tanesini doğru cevap verdiğiniz yorumlara yazarak birbirinize kıyaslayın. Vermiş olduğunuz cevaplar sizin beyninizin gücünü, düşünce kabiliyetinizi ve beyninizin her kısmını ne oranda kullandığınızı gösteriyor. Eğer cevabınız 1 ya da 2 ise beyninizin daha iyi çalışabilmesi için bu tür zeka sorularını çözerek beyninizi geliştirmeniz gerekir. Bu, günlük hayatınızda daha başarılı olmanızı sağlayacak gizli, pratik bir bilgi aslında.
Eğer verdiğiniz cevap 3 ya da 4 ise beyniniz ortalama bir seviyede çalışıyor demektir. Beyninizin formunu korumak ya da daha iyi hale getirmesini sağlamak için haftada en az bir defa bu tür bir zeka sorusu çözmeye çalışın. Cevabınız 5 ya da 6 ise beyniniz mükemmel çalışıyor demektir. Genellikle günlük hayatını zekasını kullanarak geçiren, pratik zeka ile işlerini daha kolay hale getiren insanlar bu sınıftadır. Beyninizin formu gayet iyi ve yerinde. Bu durumu korumak için beyninizi gün içinde sürekli aktif etmeye devam edin. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenirsiniz, çok mutlu edersiniz bizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.